Geldim. Murat. Buyurun Zuhal Hanım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olayım ben. Teşekkürler. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, iyiyim. Çok mersi. Rica ederim. Final günü heyecanı. Her cuma yaşadığımız. Evet. Evet, merhabalar. Ne yaptın? Hazır mısın yarışmaya? Hazırım tabii ki. 50 bin TL. Hazırım tabii ki, buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok mersi. Oh masa, aa ne güzel çiçek. Evet. Vallahi çiçeğimi kendim canlı. İnşallah nikah masası çiçeği demezler. Hayır, diyemezler. Vallahi, diyemezler. Çok vallahi özendim. Renk uyumları sağlamaya onların çalıştım. Öyle bir şey demesi. Özel yaptırdım. 1000 lira da para verdim. Kredi kartı ekserini de gönderebilirim. Gösterebilirim arkadaşlara. Özendim. Yapımcı hepsi benim. Bana gönder faturayı. Yok lütfen zorla. Yolla yolla. Hayır, söyledin. Bence itiraz edecek arkadaşlarım olacak daha masayı olabilir görmeden. Sen bir kapıya bak da bakalım bakayım ne diyecekler. Hemen bakıyorum. Bak bak. Merhaba. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Murat Bey. Merhaba Tolgacan Bey. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Bey, herkes hoş çok şık. Selam, merhabalar Zuhal Hanım. Merhaba, hoş geldin. Ah, çok merhabalar. Teşekkür ederim. Bu yılki Antin Kuntin en iyi kadın sunucu ödülünden sonra burada bir ödül daha almışım. Merhaba, hoş geldiniz. Ne ödülü aldım? Altın Yıldız Ödülü, yılın star erkek dansçısı, gene senin ödülün. Evet Zuhal Hanım, dün ödül aldım. Yine tekrardan mi? Bir törendeydim. Sen yarışmaya değil, ödül törenleri için gelmişsin. Arada da yarışmaya katılmış bence. Evet. Çünkü İstanbul'da iki bu kadar tesadüf olamaz. Evet Zuhal Hanım, tesadüf oldu. Tesadüf oldu. Haberin yoktu ödül töreninden, değil mi? Tesadüf. Bak şimdi. Ay ne güzel bir ceketin rengi. Teşekkür ederim. Aman ne güzel, şaka tabii. Teşekkür ediyorum. Tebrik tekrar ediyorum. Tekrar bir ödül aldım arkadaşlar. Evet. Allah tebrik Allah. Ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Biz tebrikler. Bu hem ticaret hem ticaret olmuş. Aynen öyle. Congratulations. Ticaret değil bu bence. Başarı. Ben onun ödülüyle değil, gastronomi mezun diplomasıyla içeriye girmesini beklerdim. Kesinlikle bu bölümü okuduğuna inanmıyorum. Kendisinin amacı tamamen reklam. Hepimizi de kandırıyor. Ben bu bölümü okudum diye ama bu bölümü okuduğuna inanmıyorum. Aldığım ödüllerle giriyorum. Neden kıskanıyorlar? Ben bu hafta tam ödül aldığım haftaya denk geldi yarışmanın çekimi. Zuhal Hanım tebrik etti. Yani kime ne ki, neden ödülümü göstermeyeyim? Onlar da başarılı bir iş yapıyorlarsa ödüllendirilirler zaten. Tolgacan içeriye ödülle girdi ama ödülle nasıl girdi bilmiyorum. Yani Tolgacan'a ödülleri kim veriyor? Nasıl veriyor? Ben anlamıyorum. Hangi ödül töreni acaba? Çok merak ediyorum. Kanal mı veriyor? Bir üniversite mi veriyor? Yani kimler toplanıp da bu ödülleri dağıtıyor? Ben anlamıyorum. Son yarışmacımız Murat. Masası tamam. Hanımı da gelmiş. Evet. Bir bakın bakalım masa. Aldığı tiyolar işe yaramış mı? Öyle diyordunuz ya. Yaramış. Bakalım yorumlarınızı alayım masa. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ortada bir çelenk. Ne dedim? Evet. Çelenk. Yani siz aynı yolu yapmıştınız. Siz de yapmıştınız. Yatay çelenk var mı ya? Demişti. Bir şey çelenk söyleyeyim mi? Aynısını aldığını yapmışsınız. Siz çelenk bence görmemişsiniz. Ama siz benimkine bunun yarısı kadar çelenk demiştiniz. Hayır hayır, alakası bile. Ortaya böyle çelenk olmamalı demiştiniz. Çok teşekkür ederim Zuhal Hanım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya çelenklerin yapısı değişti ya da ben bilmiyorum. Yani çelenk böyle kapının kenarına düzlemesine. Ama siz benim masamda olmamalı demiştiniz. Siz Ezgi Hanım'ın masasında çelenk yoruluma katılmışsınız. Evet, ben demiştim. İlk demiştim. Bilmiyorum, o zaman o çelenkmiştir Tolgacan. Demiştim. Öyleymiştir yani. Bu da çelenk. Bu da aynısı. Öyle değil. Bu da aynısı. Bu da aynısı. Ben bir şey söyleyeyim. Peki çelenkin etrafında daha ne kadar? Sizinkine çok benziyor bence. Bilmiyorum. Şurada isim kuşağı eksik. Bunlar arasında bir hediye etti. Tolgacan lütfen herkes bir düşünsün. Seyhan Hanım'ınkine benzemiyor mu? Senin önünki de hiç buna benzemiyor. Benzer bir model. Hayır hayır, benzemiyor. Evet, hala hemen bir biliyorum. Buraya flashback atalım. Çiçeğim daha büyüktü. Yaman yeter. Ama dünkü olaydan sonra çelenk, çelenk gelmeseydi. Çelenk gelmesin diye onu kısalttım. Pişman oldum. Çok güzel bir çiçek. Yok bence bu da yeterli. Boyu tamam. Ta oralara kadar ne yapacağız? Nikah masası mı? Bence güzel çiçek. Siz ne diyorsunuz? Güzel. Peki onun dışında masa nasıl? Lütfen. Yani Zuhal Hanım bence final şıklığına uygun bir masa değil. Ben niye, daha şık bir değil masa isterdim. Evet. Neden? Ne güzel bak tabağa çanağa. Ne kadar sayı. Daha şık bir masaydı. Tabii 20 bin liralık buraya ben tabaklarımı getirdim arkadaşlar. Efendim? Getirmeseydiniz? Getirmeseydiniz ben buraya bu özeni gösteriyorum. Bakın herkese transfer anları. Dur Gürbüz ayak niye kalktı? Burada zeytin. Dur bakayım dur. Eşi Merve Hanım söyledi, çeyizindenmiş. 20 bin TL'lik. Kaç yıllık evlisin? Ve 3 yıllık evliyiz bu arada. Şu an 50 bin TL'ymiş bu takım. Evet. Çok dikkatli iğne için bir çizik, bir çatlak. Fatura bize gelecek çünkü ben onu hissediyorum. Yok Zuhal Hanım yani öyle değil, ben sadece yakıştıramıyorum yani. Zeytinden de istemişsin parasını. O sepet 1500 TL Zuhal Hanım.
nereden baksın? Zühal Hanım ben ciddi İyi bir prodüksiyon yaptım yani. İyi dedim valla kredi kartımı getirdim. Cihazım varsa çekelim. Zühal Hanım size feda olsun Zühal Hanım. Servis eksik yanlış. Servis yanlış mı açılmış? İkisinin arasına gidip geldim. Çünkü iki bıçak var. Tatlı çatalı üstü tatlı olması lazım burada. Benimle. Ekstra bir benim servis. Benim tatlı çatalım olmadığı için onu söyleyemiyorum. Çünkü tatlı çatalı yanmış geldi. Tatlı çatalla yanmayacağı için tatlı çatalı koymadım. O da salata için koymuş. Bu da ana yemek için koydum. Bir saniye. Şu masayı beğenen yok mu? Şık bir masa değil mi? Ben beğendim. Güzel. Figen. Sadece çiçekleri ya, biraz ölmüş. Daha böyle şık, daha şık, daha ağır bir masa olmalıydı. Dün akşam saat 8'de o çiçekleri bence aldım. Bence gayet şık bir masa. Ve, çok da kibar. Ve buzdolabında tuttum çiçeklerimi de. Hemen enginar çorbası mıydı? Evet, enginar çorbam var. Zeytinyağlı. Zeytinyağlı enginar çorbası. Zeytinyağlı. Senin zeytinyağındandır. Evet. Zeytinyağlı. Zeytin dalları. Evet, onları da özellikle. Zeytin dalı. Zeytinyağlı duyacağız bugün. Size zeytin dalı uzatıyor. Takımlara 20 bin ödemişsiniz ama sanırım bunu kalitesiz yaptı. Para ödeyememiştiniz. Transport ağını kırıldı kardeşim benim. Transport ağını kırıldı. Kolay değil. Getirdik bu kadar. Prodüksiyon yaptık. Nereden getirttin? Dışarıdan aldım bunları ben. Hayır, ev neredeydi senin? Ben Çekmeköy'de oturuyorum. Çekmeköy'de. Evet Zuhal Hanım. Kırılmış, geçmiş olsun. Evet, evet. Niye bu da kalitesiz? Size feda olsun. Kırılmış ya adamı şimdi. 20 bin, 50 bin takımdan sonra onu da ben bir siz ciddi kaliteli beklerdim. Siz gelmeden de çiçeğin fiyatını söyledi tam. Öyle mi? Evet, evet. Ne kadarmış? 1000 TL. Değil mi? Evet, i̇yi mi bin? Bin iyi ha, ben sana söyleyeyim, kesene bereket. Olsun. Bin iyiymiş. Tabii, vallahi tabii, iyi. Şimdi böyle bu kadarcık bir buket alıyorsun 500-600 benimki daha büyük Zuhal Hanım. Biz arkadaşlar çelenk dediği için Ezgi'ye ben küçülttürdüm onu. Benimki daha uygun oldu. Ha. Yani bunun neredeyse şu kadardı. Ben biz 700 ya, liraya yaptırmıştık. Ya ben sana bir şey söyleme. Valla hiç masraf yapmasın Yeşme. Evet, gerçi daha ben söyledim. Üzülüyorum. Ne gerek var? Çiçek olsa da olur, olmasa da olur. İki evinizde bir şamdan olur. Burada da bir şeyler var. İki süs bir şey koyun olsun bitsin. İlla şu çiçek şeyini kaldırtacağım seni. Valla kimse yaptırmasın. Yazık günah ya. Valla acıyorum. Kalıyor. Giden paraya çiçek. Kalıyor. Öyle ben bana bile insanlar gönderiyor, üzülüyorum, ne olur yollamayın diyorum. Yazık günah, soluyor gidiyor o kadar para. Çiçek dalında güzel. Tolgacan Bey dün çam ağacı koyacaktı masaya. Önümüze kozulaklar falan koymuştu. Dedik ki yalın sağ dedik, beğendik dedik yani. Parası para adına bir, yani her şey para değil tabii ki. Göze hitap etmesi lazım ama ben bilmiyorum yani. Burada ciddi bir prodüksiyon yaptım. Ciddi bir emek verdik. Ben burada masamla konuşuyorum. Öyle bilmem kaç liralık takımlar, elbiseler değil yani. Her şey olması gerektiği gibi. Servis uygun. Masa düzeni 1000 liralık çiçek aldığını söylüyor. 20 bin liralık, 50 bin liralık da bir yemek takımının olduğunu söylüyor. Ama benim masam daha şıktı. Benim masamda daha çok emek vardı. Masa düzenini çok fazla beğenmedim. Sadeydi. Tabakları da herhalde çeyizinden getirmiş. Tabaklara çok büyük bir para harcadım dedi. Keşke bunlara zaman ayıracağına menüsüne zaman ayırıp daha detaylı düşünseydi. Çünkü menüsü çok vasattı. Masa düzeni bu hafta da kendisi getiren ilk yarışmacıydı. Güzeldi. Ezgi Hanım'ın çiçeğine laf etmişti ama kendi çiçeği de aynı Ezgi Hanım'ın gibiydi. Ben bu tarz çiçekleri yemek masasında beğenmiyorum. Tolgacan Bey, siz dün masayı hani böyle çiçeği, sizin masanız bu masada, bu masa daha şık bana göre sizin masanızdan. Çünkü şöyle eleştiriyorsunuz ya, en azından o tabağını çanağını getirmiş. Siz hep buradaki ürünleri kullanarak bir masa kullanmıştınız. Ama getirmek yani, zorunlu değil ki. Tabii, bir de İzmir'den geliyor ya. Bu da bir emektir, bu da bir uğraştır. Ya tabii bak yani. Biz yapanı takdir ediyoruz ama evet, yapmayanı da yermiyoruz. Hani şimdi eleştirdiği için şey Tolgacan'ı eleştirdiği Tolgacan, için Murat Bey'i ben hayır, onu söyledim. Hayır, çok kusura bakma da yani. Kıyafetler diktiriyorsun, yapıyorsun. Bir güzel bir çiçek yaptırabilirdin yani. Evet, kıyafet. Onu da İzmir'den getir demiyoruz çiçeğe. Yani. Çiçeğini yani, yaptırsaydın. Evet, yine çiçek yaptırmadım ama canlı çiçek taraftarı değilim. Cansız çiçek aldım. Bu çekimden sonra gittim Taksim'de. Baya baya İstanbul'u bilmediğim halde baya zaman harcadım. O aksesuarları bulmam için, çiçeği bulmam için. Benim masamda da bir emek vardı. İki, ben buraya belgemle geldim. Ekibe de verdim. Havaalanında benim setim kırıldı Zuhal Hanım. Suplanalım falan. Bayağı ürünüm kırıldı. Getirdim İstanbul, İzmir'den. Ha, getirmiştin. Ama kırıldı. Evet. Kırıldığı için geçmiş aksesuarlarım olsun. Her şeyimi tekrardan buradan bulup almaya çalıştım. Ama dün bunu diyebilirdin bize mesela. Evet, ha, bilmiyordum ben de. Dün belirtseydiniz daha iyi olurdu. Üzüldüm ya. Evet. Masada konu hızlı dağıldığı için dün belirtemedim ama ekibe verdim yani burada valizimin kırıldığına dair. Geçmiş olsun. Çok üzüldük. Hepsini zararını karşılarız, bir bütçe ayırmıştınız değil. Aslında dansçılara ayıracağınız bütçeyi masanıza ayırsaydınız daha şık. Masamda da bütçe vardı. O çünkü dans çiçeği de kara kaşıma kara gözüme vermedi. 2023 yemek bütçesiyle ilgili bütçe görüşmelerimiz var şu anda. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Keşke
hani böyle şöyle oldu, böyle oldu, kırıldı, döküldü falan. Olan bir şey mesela, belgenizi getirseydiniz. Getirdim, getirdim. Ekipte var, getirdim. Hayır, verdim. Hayır. Diplomamı yani. Diplomamı var, şu gastronomi. Nerede okudun gastronomi? Özel üniversitede okudum. 4 yıllık mı? Evet, 4 yıllık okudum. Sen 4 yıl gastronomi okudun. 2 yıldan 4 yıla yükselttim, evet. Aa, bravo. Ama 200 gram...